Kafam uçuyor şu an. Evet. Herkese merhaba bakın. Çılgın ürünleri incelediğimiz ürün inceleme serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta yine birbirinden çılgın, hiç görmediğiniz, hiç duymadığınız ürünleri bulduk ve inceleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Hoppa gönder. Gönder hoppa. Yolla. Hoppa yolla. Evet. Fazla güzel kardeşim. Bunlar sıradaki ürünler. Dur sıraya. Böyle bir şeyin gerçekte olduğunu bilmiyordum. Inception filminde Leonardo DiCaprio'nun bu çevirdiği ve sonsuza dek dönen alet bu. Aslında bizim topaçlara çok benziyor değil mi? Böyle çok çetrefilli bir kutuda geliyor. Böyle önce bir kutusunu açıyorsun, sonra içinden çantası çıkıyor. İçinden de pembe altın iPhone'a renginde bir şey çıkıyor ama bu inanılmaz pis. Niye böyle ya? Ben bu ürünlerin çoğunu Amazon'dan alıyorum. Yine almak isteyen bir şeyler olursa açıklamaya link koyarım. Şimdi bu ürünün olayı tutup böyle Beyblade gibi, bizim zamanımızda Beyblade'ler vardı. İnanılmaz turnuvaları falan olurdu. Efsane bir şeydi Beyblade. Beyblade gibi bunu çeviriyorsunuz ve bu dönüyor güya. Ama ben bunu birazcık denedim. Bunlar düzgün dönmüyor. Bak mesela çeviriyorum. Dönüyor ama böyle birazcık uzaklı dönüyor. Takılıyor dönerken. Robot dansı falan yapıyor böyle. Ve çok uzun süre dönmüyor. Neden böyle bilmiyorum. Yani bizim stres çarklarına aslında rakip olabilecek bir şey bu. Yine böyle çevirip böyle stresinizi aldığınız bir oyuncak güya. Çeviriyorum ama işte bu kadar dönüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir soru geldi aklıma. Zeminde mi acaba sıkıntı var deniyor. O yüzden de bunun yanında bir tane de tablasını satıyorlar. Şöyle bayağı ağır bir şey bu arada. Bunu üstünde çevirebilmeniz için dümdüz bir zemin. Havaalanı zemini gibi bayağı çok düz bir zemin. Bizim masa tırtıklıdır belki, ondan dönmüyordur diyenler olabilir. Şimdi bunu bunun üstünde çevirmeye çalışacağım. Bunu bunun üstünde ben hiç denk getiremedim. Yani bunu atıyorsunuz, bu böyle sekiyor gidiyor falan böyle. Hiç olduğu yerde... Aha vallahi dönüyor olduğu yerde. Ama böyle işte... Şey gibi, semazen gibi birazcık sallana sallana dönüyor. Ama dur, bunda daha çok dönüyormuş. Aynen, şu an söylediğim her şeyi geri alıyorum. Gerçekten masa tırtıklıymış bizim. Bunda güzel dönüyor. Ben bunu sevdim. Ama şu zeminin biraz daha büyük olması lazım ya da bunu böyle döndürmeye alışmak lazım. Tamam, ben söylediğim her şeyi komple geri alıyorum ve bekleyelim ne kadar dönecek diye. Bence bayağı dönecek. Bu arada bu döne dursun. Bundan bir tane daha var. Çünkü şu üstteki zımbırtının renkleri de var. Bak mesela o işte bilmem ne altın şeyiymiş. O bu arada daha pahalı. Bu mesela bu daha hafif hissettiriyor. Bu daha ucuz. Bak fiyatlarını söylüyorum. Şu tablası sizce şu ağır. Gerçekten ağır yani. Ne malzeme bilmiyorum ama şu aptal şey kaç para olabilir sizce? Neymiş şey? Forever Spin World Class Spinning. Neymiş bu? Dünya standartlarında çok dünya şeyi bir şeymiş. İyi bir şeymiş. Kaç para olabilir şu aptal şey ya? 42 dolar ya. Şu sadece tablası 42 dolar. Bildiğin bence dolandırıcılık. Bak 42 doları çarpıyorum. Günümüz kuru kaç? 3,5. Çarp. 42 çarpı 3,5. 147 lira. Tövbe tövbe. Şu rose gold olan modeli. Yani işte pembe altın olanı. 60 dolar. 60 çarpı 3,5. 210 lira. Şu ikisini aldığınızda 350 liraya alıyorsunuz şu ikisini yani. Çok zengin olabilse hiç stres çarkı olmuyor. Stres çarkı daha iyi. Bu böyle dönüyor. Ha bir de şunu deneyelim. Bu daha ucuz. Bu çünkü daha hafif. Malzemesi daha dandik bunun muhtemelen. Bak bunun da fiyatını söylüyorum. Bu 47 dolar. Ha bu da 13 dolar daha ucuzmuş. Yani bu malzemesi dandik ama bak. 47 çarpı 3,5. Bu da 160 lira. 160 lirayı çeviriyorum. O 160 lira daha iyi dönüyor. Muhtemelen daha hafif olduğu için daha iyi dönüyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu da bu topaçtan hallice bir şey ama bu yuvarlak. Bak bunun fiyatını söylüyorum. Bu daha ucuz. Bunun fiyatı 11 dolar. Bu 35 lira falan. Bir de şunu çeviriyorum. Bu bunlardan bağımsız başka bir marka tamamen. Hiç alakası olmayan bir şey. Olduğu yerde durmuyor. Şaka yapıyorsun. Dur bu çok başka bir şey. Ben bunu ilk defa çevirdim. Aha. Bak aşağıya doğru indi. Kalktı. Oh! Ben buna bayıldım, hiç böyle bir şey beklemiyordum, hiç denemedim. Bir daha çeviriyorum. Abi çok güzel ya.
Ya çok inanılmaz, hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Alırken herhalde bunu böyle normal döndürüyorsun lan bir şey de diye düşündüm. Bu bence güzel ve 35 lira ve ucuz. Bu güzel, buna benim şeyimi kazandı. Neyimi kazandı? Sevgimi kazandı. Bence güzel bak, bu parasını hak ediyor olabilir. Gösteriyorum. Güzel. Evet. İlk ürünlerimizin... Ne yapıyorsunuz Temmuz Bey? Efendim yapmayın. Geçiyoruz sıradaki ikinci ürünümüze. Gönder. İçkin durmasın. Bu ne? Girmiyordur ya. Kalem mi inceliyoruz? Bu değil ürünümüz. Gönder. Uçarak gelen bir ürün. Gerçekten uçan bir ürün. Bu benim. Al, kırıldın. Kırdın. Atma şunları. Bu ürün benim hayatımda gördüğüm en... Ne varsa kırıyoruz zaten, evet. Bu ürün benim hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir. Bu bir köpek balığı, uzaktan kumandalı köpek balığı ama uçuyor. Harika bir şey, bunu uzaktan kumandayla uçuruyorsunuz, helyum gazıyla şişiriyorsunuz. Bu böyle istediğiniz yerde, istediğiniz yöne giderek uçuyor. Şimdi açıyorum kutusunu. Birazcık bu kurulum gerektiren bir şey, normal direkt şişirip kullanamıyorsunuz. İşte bunun bir mekanizması var, tam olarak nasıl olduğunu çözemediğim bir uzaktan kumandası var. Komplike bir şeye benziyor. Yarım saat sonra görüşeceğiz muhtemelen. Bugün buradayız. Evet, çok güzel. Tamam, ben yapmaya başlıyorum bunu. Bu gövdesi. Güzel. Şaka. Oha. Bu böyle olmayacak ama herhalde. Bu çok büyük. Ay, çok güzel. Ay, çok güzel. Abi bayağı büyükmüş. Ben daha küçük bir şey yıkıyordum. Ben bunu bıraksam gidecek mi? Bu peki nasıl aşağı yukarı inişini kontrol edeceğiz? Tavanda mı gidecek bu? Nasıl oldu? Hayatımda gördüğüm en saçma ve komik şey. Galiba IQ'm yetmedi ya. 10.000 yıl sonra. Orkun Nurk'muş. Neymiş? Bunu? Bir yandan tacize uğruyorum ya, böyle bir şey olamaz. Dur. Tamam. Dur yapma ya, sağlam değil. Süs herhalde bunlar anladığım kadarıyla. Güzel. Lol. Hayda. Fazla gitti falan. Geliyor. Yaşar gel oğlum. Yaşar atlayışını yapıyor. Dünyanın en aptal oyuncağı olarak tarihe geçebilir. Yaşar. Ya hayaller hayatlar. Ben de diyorum, Amazon'da neden bu kadar kötü yorum var bu aletle ilgili? Bak babacımlar, şunun şurasında bir mekanizması var. O mekanizma bunu aşağı yukarı inmesini sağlıyor. Arkasındaki yüzgeci de güya bunun böyle gitmesini sağlayacak ama yüzgeci bıraksak mı? Bak. Çok gidiyor bence bayağı. Açık alanda falan iş yapar belki. Evet. Pek hayal ettiğim gibi olmadı maalesef. Dünyanın en aptal şeyi. Bilmiyorum, belki sokakta dışarıda falan denesek daha iyi olur diyeceğim ama yani bayağı tırt bir şey abi bu. Ama bence yine de eğlenceli mi? Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? İşte öyle yani, pek hayalimizdeki gibi olmadı ama inanılmaz uğraştık. 3 saatte falan uğraşıyoruz herhalde bunun için. Yok, değmedi ya. Yok yani, diğer aletler bence daha güzeldi. Evet, ben bunu Türkiye'den almıştım. Ama işte Türkiye'de şu an tekrar baktığımda bir yerde bulamadım. Amazon'daki fiyatına baktığımızda 20 dolar. 70 lira gibi bir fiyatı var. Ya gel buraya ya, çok salak bir hayvan bu Cafer ya. Isıracak. Evet, böyle duralım. Gel, dur babacığım. Evet, böyle saçma sapan bir aleti. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bunun daha güzel bir şey olmasını bekliyordum. Evet, serinin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki seride hangi ürünleri görmek istiyorsanız, böyle bildiğiniz çılgın, böyle hiç bilinmemiş, görülmemiş ürünler varsa, bunu hayatında daha önce gören birinin olduğunu zannetmiyorum. Böyle bildiğiniz ürünler varsa videonun aşağısına yorum olarak yazmayı unutmayın. Ayrıca işte yine videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.
patlatacağım şunu ya. Bıçak getirsene şunu bir keseyim ya. Oh, çektim gazı. Hehe, böyle daha eğlenceli. Hoppa. Oho, güzel güzel desibel. Değişiyor, bayağı hava geliyor. Bayağı güzel havalar geliyor. Hoppala, Ankara'nın dağları da. Büklüm büklüm. Hoppa, çok güzel oldu böyle. Köpek balığı Cafer abi. Oo, kafa yaptı. Kafam uçuyor şu an.